Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dinleyicilerim, Allah dostlarının secdeleri nasıldı? Misallerle bu konuyu sizlere arz etmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdenin ihtiva etmiş olduğu sırlara zaman zaman işaret etmiştir. Hiçbir kul yoktur ki Allah için secde etsin de Allah onu o secde sebebiyle bir derece yükseltmesin ve yine o secde sebebiyle onun bir hatasını silmesin. Bu olmaz. İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerifte buyurmuş: Ademoğlu secdeyi emreden ayetlerden birini okuyup da secde ettiğinde şeytan kendisinden uzaklaşır ve ağlayarak şöyle der: Yazıklar olsun bana. Şu adam secde ile emrolundu ve bu emre uydu. Böylece cenneti kazandı. Secde emrine isyan ettiğim için bana da ateş vardır. Bununla şeytan secde eden bir kul karşısında duyduğu nedamet ve inkisarı ifade etmiştir. Secdenin bu mana ve kıymetinden dolayıdır ki Allah'ın has kulları namazın rükünlerinden biri olan secdeye ayrıca bir hassasiyet gösterirlerdi. Allah'a en yakın olunan noktanın secde anı olduğunu bilen bu büyükler onu doya doya yaşamaya ve hissetmeye çalışmışlar. Dualar ve gözyaşlarıyla Rabbi rahimlerine içlerini dökmüşlerdir. Sahabeden Abdullah İbni Ömer bir defasında uzunca namaz kılan bir genci seyretmişti. Çevresindekilere bu genci tanıyanınız var mı diye sordu. Bir adam onu tanıdığını söyleyince Abdullah radıyallahu anh eğer onu tanımış olsaydım rükû ve secdesini daha da uzatmasını söylerdim. Zira ben Allah Resulü'nün şöyle dediğini işitmiştim. Kul namaz için ayaklandığında günahları getirilip başı ve omuzları üzerine konur. Her rükû ve secde edişinde o günahlar dökülürler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdede bazen o kadar uzun kalırlardı ki Hazreti Ayşe annemiz kendileri hakkında endişe ederdi. Onun nakline göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geceleri 11 rekat namaz kılardı. Bazı rekatlarda bizden birinin 50 ayet okuyacağı süre kadar secdesini uzatır, başını yerden kaldırmazdı. Yusuf İbni Esbat gençlere şöyle nasihat ederdi: Gençler, hastalık gelmeden evvel sıhhatinizin kıymetini bilin. Benim en çok gıpta ettiğim kişi secde ve rükû tam manasıyla yapıp namaz kılan kişidir. Zira ihtiyarlık artık arzu ettiğim şekilde namaz kılmama mani oluyor. Said İbni Cübeyr dünyadaki tek huzur kaynağının secdedeki hal olduğunu belirtirken secdeden başka elinden kaçırdığı hiçbir dünya metaına üzülmediğini itiraf ediyor. Değerli dinleyicilerim, Veysel Karani, kıyam, ruku ve secde halinde ibadet eden mahlukata özenerek gecelerini kıyam, ruku ve secde ile geçirirdi. Bazı geceler kıyamda durarak sabahlar, bazı geceler rukuğa yoğunlaşır, bazı gecelerin sonunu secde ile geçirirdi. Ebu Muhammed el-Ceriri bir gün Cüneyd-i Bağdadi'yi ziyaret etmek istedi. Vardığında namaza durmuş olduğunu görünce beklemeye koyuldu. Cüneyd namazını uzunca kılıyordu. Neden sonra selam verince Ebu Muhammed kendisine artık yaşlandın, bedenin eskisi kadar güçlü değil, namaz kılarken kendini bu kadar zorlamasan dedi. Cüneyd kendisine sus diye karşılık verdi ve biz bu yolda Allah'ı bulduk. Bu yolda gevşek davranmak bize yakışmaz. Nefse ne yüklersen onu taşır. Namaz Allah ile kul arasındaki irtibatı sağlar. Secdeye gelince o Allah'a yakınlaştırır. Bunun içindir ki Hak Teala Rabbine secde et, ona yaklaş buyurdu. Her kim Allah'a yakınlaştıran yolu, kurbiyet yolunu terk ederse her an ondan uzaklaştıran yola girebilir. Hikmetli cümleleriyle cevap verdi. Rabbim secdelerimizi hakkıyla yapabilmeyi, ibadetlerde kusur etmemeyi, onun rızası istikametinde ibadetlerimizi içselleştirerek huzur içerisinde yapmayı ve son nefesimize kadar ibadette kusur etmemeyi, Allah'a itaatte kusur etmemeyi bütün dinleyicilerimize nasip etsin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.